Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Güldüreyim sizi. Hani var ya derler ya, karşınızda bulunmaktan mutluyum falan. Sahneye çıktıktan sonra mutluyum ben ya. Gula da becerdin mi biraz? Öyle denmiyor değil mi? Biraz da kibar diyorlar. Ya onu biraz abartarak söylüyorlar tamam. Aslında. Ben onu hiç sevmem. Genelde beni siz var ettiniz. İşte çok mutluyum. Böyle sahnenin arkasında. Tabii bizim sanatçılarımızdan örnek vererek söylüyorum. Sesi aslında olması mu? Gereken öyle değil. Usta da öyle yazattır. Şeye sormuşlar Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a. Güzel konuşmak nedir? Şimdi diksiyon dersini almak. Değil mi? Ebu Bekir Sıddık diyor ki, içinde yalan olmayıp samimiyeti olan. Baba değil mi ya? Ta ciğerimden söylemiş. İçinde yalan olmayan, kendisini yani içine katan sözdür. En güzel konuşma. Çünkü Peygamber Aleyhisselam diksiyon dersini almamış. Bediüzzaman ilkokul okumuş, profesörler dersini dinliyor. Peki, insanın dünyasını ve ahiretini de cehenneme ve cennete dönüştüren zan. Kaçıncı derstir bilmiyorum. Zan. Kaçıncı? Efendim abi. Kamerayı şöyle alayım biraz. Al tabi. Ters şey. Yok, o kadar şey anlıyor. Nasıl alırsana. Şimdi yazın kal. Şimdi zan herhalde 14 yok. 14 yaptık sanki. Ben de değil mi? Şimdi 15. Yani 15 saat. O kadar da çıkar ama ben size şey yapıyorum. Şimdi niye? Zan bilmediğin zaman, zanından zannetmeyince gerçek zan. Hani soruyorlar ya, burada da sormuştu geçen 3-2 hafta önce. Vesveseden nasıl kurtulacağım? Vesveseden kurtulmanın en güzel yolu kurtulmaya çalışmamak. O taraf görüyor değil mi öteki levayet şeyi? Evet abi. Ha. Bir daha söyleyeyim. Vesveseden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Şüpheden kurtulmanın yolu şüpheden şüphe etmektir. Zanı zana sokarsan zandan çıkarsın. Bunlar, bu cümleler senelerce çalışmanın şeyidir. Hani bugün de sitede bir yazı var. Sarhoşa adresi sorarsa meyhaneyi gösterir sana. Kime ne soracağını bilmen lazım. Şimdi zanın lügatını okuyorum. Kişiyi örten örtüsü, umumi zannettiği hususi dünyası, dimağındaki tasavvurlardandır. Yani dimağın onu göstereceğim. Zaten biliyorsunuz 14 tane. Belki de 5-6 tanesine katıldınız. Zanlar berzahtır. Zanlar niye belirdi? Ona da gireceğim. Ne yapıyor? Zandan nasıl kurtulur? Onu da söyleyeceğim. Hani sadece. İnşallah. Zanın ifratı suizandır. Tefriti zihnen hiçbir şeyle meşgul olmamaktır. Lugat'a bak. Zanın ifratı suizandır. Tefriti tasavvuren ve zihnen hiçbir şeyle meşgul olmamaktır. Şimdi bu biraz önce zan şekli vardı ya abim. Onu açar mısın? Şimdi şey var, atom. Bunun bir gerisi. Sanatın elinde şey oldu mu? Çok da güzel oluyor. Bunun teki vardı değil mi? Tek açalım. He, bunun bir teki vardı. Öyle kaliteli adamlara kaliteli atomun çekirdeği. Ona en yakın geçen elektron. Hepiniz mektep okumuşuz, biliyoruz. Proton, elektron değil mi? Okumuşuz ki çekirdekle, protonla elektron arası boşluktur. Değil mi? Hatta şöyle tanımlar, ne kadar büyük boşluk. Şu boşluğun büyüklüğünü gösteriyor. Şu diyor kendi şeyini söyle. Misket kadar büyük olsun protonun büyüklüğü. Misket.
Ona en yakın geçen elektron Mekke'den geçiyor. O kadar boş. İstanbul nerede abi? He? Proton nerede? İstanbul'da. İstersen protonu şeye Mekke'ye koyalım. Ayıp olur değil mi? Protonu Mekke'ye koyalım. Elektron, ilk elektron, ilk ama. İstanbul'dan geçiyor ve arası bu kadar boş. Tamam mı? Fizikte bu. Bizde ise bu boşluk yoktur. İçinde zan, yani zanın verileri, yani maddesel tezahürleri, maddesel yansımaları şu. Kötü bir haber, mideye vuruyor. Can sıkıntısı sivilceyi çıkartıyor. Yani değil mi? Böyle düşünce ama vücudun dışında bir şey değil. Hemen bedene dönüşüyor. Bu ses buradan mı geliyor bu kadar? He. Şimdi düşünce, hani sıkılınca atmıyor mu sivilce atıyor? Hastalık çıkıyor. Kanserin sebebi de deniliyor. Bir sürü. Ha, o zanlarımız, ahlakımız. Ahlak nedir? Örf, anane, kültür, eğitim. Onlar ruhta ama maddede nasıl, nerede bulunuyor? Hani diyoruz ya, ruh bir de. Nerede ruh bizde? Ruh nerede? Buzun neresinde su varsa. Başka? Duman ve nur odunun neresindeyse. Ruh da bedenin orasındadır. Ruh cennetten üstündür. O zaman cennet ve cehennem dünyanın orasındadır. Ruh ve bedenin neresindeyse cennet ve cehennem de dünyanın orasındadır. Ruh üstündür, kalitelidir burada ise. Ya bunlar gelecekte inşallah ilmi kaide olacak bunlar. Şu boşlukta anlatacağım, misal vereceğim. Nasıl oluyor? Ahiret nerede? Şu anda ahireti yaşıyorsun da. Farkında ahireti değil. Farkında değiliz. Bırakın ahireti, ahirette bekleyenler ahirete gitsin. Siz ahireti burada yaşayın. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Cennete gideceksin demiyor. Gir diyor, gir. Ha burada, buradasın. Cennettesin. Şimdi, niyet, nazar, ahlak, zan, proton, elektron arasındadır. Şimdi uygulayacağım. Şöyle uygulayacağım. Çalıştınız böyle, pirinç attınız. Hep misal veririm pirinçten. Çocuğuna yedirdin. Çaldın, çırptın, çocuğuna yedirdin. Şimdi, değil mi? Çıkar aiste, aiste. Ne alakası var kardeşim? Pirincin kilosu mu değişti? Boyası da değişmedi, rengi de değişmedi. Nesi değişti ki çocuğun karakteri değişiyor? Adamın o çalma meyli var ya, zannı, düşüncesi, bilgisi, ilmi, meyli değil mi Yaşar abi? Yani çalacağım. O halet, o düşünce, hani sıkılınca sivilce atar veya mideye vurur. Yani düşünce maddeye tezahür eder ya, çalma düşüncesi protonla elektron arasına giriyor. Hemen sirayet ediyor maddeye. Abi çok harika. Bak derse katılıyor. Bak sirayet ediyor. Sen ne iş yapıyorsun? Elektrik. Elektrik. Yani böyle bir ilmi kariyer yok ama bak sirayet ediyor. Sigara içmediğin halde sigara sana sindiği gibi yani. Bak sirayet. Bak başka malzemeyi kullan. Demek ki bir daha sıkıldı. Mideye vurdu. Sivilcem çıktı. Kafama çıkıyor. Benim oluyor. Tam şurada şey çıkar. Çok 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 uykusuz, yorgun, perişan olduğum zaman böyle bir şey çıkar böyle. Sonra anlarım böyle. Fazla ileri gittim, şuralarıma çıban çıkar. Hepiniz ne olur. Geçen çıkmıştı benim. Bir şey anlatmak için anlatıyorum yani. Fiili tezahür ediyorum. Çalmaya meyletmek haleti daha pirinci çalmadan o halet ortaya çıktı ya bir yerde mekanta. Hemen protonla elektron arasına giriyor. Pirincin içine giriyor. Bende giriyor.
Çalma tuttum pirince sirayet ediyor. Çünkü ayet-i kerimede tırnağınıza, kemiğinize ve dişinize kadar yerleşir dabbetul arz. Ha? Pirincin içine böyle giriyor. O pirinçte adamın hırsızlığı var, çocuğun hırsız oluyor. Besmelesiz çocuk dünyaya gelirse, çocuk, şeytan çocuğa ortak oluyor. Mehmet sen oraya otur, Mehmet sen oraya otur. Çocuk şeytana ortak oluyor, çocuğa ortak oluyor şeytan. Ya Resulallah, çocuğumuzun şeytan ortak olup olmadığını nasıl anlarız diyor. Ya benim helal karım ya. Diyor ki, besmelesiz ya, şeytana ortak olur. Şeytan ortak olduğunu sen kendi çocuğuna bak bakalım. Diyor ki, o çocukta haya ve merhamet azlığı olur. İki, merhamet olmaz. Şefkat, merhamet az olur. Haya az olur. Hayasızlıktan ve şefkatsizlikten anlarsınız. Bir çocuk mesela fıtraten kedi bile kuma şey yapar, köpek bile ne yapar? Adam rastgele bir tonunu çıkarıp yapabiliyor çocuk. Demek ki kısmen ırtak olmuş ya. Kardeşim Resulullah söylediğini ben söyledim de niye kızıyorsunuz bana? Ben bir şey demedim ya. Ben naklettim. Resulullah'a sormuşlar. Ya Resulullah çocuğumuzu nasıl anlarız? Burası şey yapıyor. Şimdi bunu daha önce konuşmuştuk. Tekrar oldu. Şimdi bunu değiştiriyoruz. Dur. Zanı size bir göster abim. Şimdi dimağı, kafa. Kafayı görüyor musunuz abim? Burası kan. Dışarıdan. En dışarıda tahayyül. O kadar acayip bir şey ki bu zan. Vallahi aile hayatınızı dümura uğratıyor. Otururken, iyiyken maziye taşıyor. Zanın iki yönü var ya. Yani. Hem mazisi var hem istikbali var. İstikbal Allah'tan da zannediyoruz. Resulullah demiş. Ölmeden önce aleyhissalatü vesselam Celle Celaluhu için diyor ki Allah'tan ölmeden önce Allah'a nihayetsiz hüsnü zannedin. Bir iki defa ya. Hep böyle diyorsun. Allah beni yakar. Allah beni ceza verir. Ben zanına göre muamele eder ya. Yapma ya. Şu kafa tamam mı abi? Şimdi burası tahayyül. Şekillendirdiğimiz, seyrettiğimiz videolar hepsi burada. Biz hayal ettiğimiz burada. Düşündüklerimiz hep burada. Aklettiklerimiz burada. İlimlerimiz burada. Kalbi hayatımız, lima, burada. Burada İslamiyetimiz, burada imanımızla alakalı. Şimdi bizim meselemiz şurada. Şimdi zan, tasavvurumuzun içinde. Bu proje 1,5 sene uğraştım. Belki de fazla değil mi Osman? Çok fazla. Bir zan. Belki de kitap okurken lügata bakmayız. Tamam mı? Yani ille siz de yapın değil. Ama lütfen istifade edin. Edin yani. Basın kafama çıkın. İstifade. Ben sizin için yapma, kendim için yaptım. Yani bu neyin nesi ya? Bu adamın... Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Bir şey kontrol etmek istiyorsunuz. Hakim olmak istiyorsunuz ama tanımıyorsunuz. Arabayı sürmek istiyorsunuz ama bilmiyorsunuz. Nasıl hakim olacaksın arabaya? Ha? Yani zannın var, vehmin var, vesvese var. Vesveseyi nasıl kontrol edeceksin? Nedir bu vesvese ya? Tanımıyorsun. Tanırsan ilk önce kendini tanıyacaksın. Sonra bu kendini tanıdın mı donanımların? Ha bu budur, bu da budur. Bak şimdi zanı nasıl bloke edeceğim göreceksiniz. Allah nasip ederse. Bir çakıyorsun. Allah niye zan verdi biraz önce sonra göreceksin. Vay be iyi ki vermiş. İnsanı insanlıktan çıkarıyor. Donuk yapıyor zan yoksa. Acayip bir şey. Ama eğitilmesi gereken bir köpektir. Hayır, tövbe. Zana ben daha beter dedim. Sırtlan dedim. Sırtlan boğazından almaz, öldürmeyi. Hep hayadan kapar. Zanlar daha çok oradan kapıyor. Sırtlan gibi köpeğin köpeği. Ama eğitirsen... Ne yapar biliyor musun seni? Lakayt da atar. Boğazda kapar.
ciddiyeti, ciddiyeti vesiledir. Tahavvunu def eder. Tahavvunu def eder. Teyakkuza sebeptir. Tahariye dairdir. Beş. Yani bu vesvese, şeytan vesveseyi, bak, şeytan vesveseyi aktif ediyor. Vesvese zanı aktif ediyor. Bak neler aktif olacak. Şeytan vesveseyi, bak abiler, şeytan vesveseyi, vesvese burada, lümeşe, çıkıyor kafaya, şeytan vesvese yaptı mı Enes? Yaptı abi. O vesvese ilk vehmi oynatır. Vehim kafada varı yok eden düşünceler. Varı yok eder düşünceler. Bunu oynattı. Şüpheyi oynatıyor ikinci. Üçüncüsü zannı oynatıyor. Bunlara ne kadar muvaffak olursa o şeye, üçüne zannı galip olur. Tamam. Şimdi geleceğim. Demek ki tasavvurlarımızda arkadaşlar şekille olduğu bunu kavramanız lazım. Kavramanız lazım. Nedir o? Kafamız var. Kafamızda 7 mertebe var. 7 mertebe var. Oturayım, otur. Arz endam etme. Şimdi bu dimağımızda 7 mertebeden tasavvur aşağıdan, düşünceler yumağı. Her şey orada. İstanbul Belediye Çöplüğü'nden rezil yani. Neler düşündükse, ne televizyon, şeyler. Filmler burada. Düşünceler burada. Tamam. Ha, şimdi ilim malumata tabi, gördünüz mü? Malumat. Malumatın daha kalitesi var. İleride konuşacağız. Şimdi ilk önce şeytan vesvese, vehim, vehmin hani var yok ediyor ya, ne değeri ne kadarmış biliyor musun? O kadar acayip bizi salak yerine koymuş. %1'dir. Mesela ustadan misal vereyim. Haliç'e binmişler, Haliç'ten sandalye Eyüp'e gidecekler. Değil mi? Sandalye. Alimin bir tanesi korkuyormuş. Demiş ki niye korkuyorsun? Belki batarız demiş. Ustad demiş ki kaç tane sandal var burada demiş. 1000 tane. Sene kaç gündür? 360 gündür. 65 işte. Senede kaç tane sandal batar dedi. Bazen bir tane, bazen birkaç senede bir tane, bazen hiç batmaz dedi. Olsun, senede bir tane battığını kabul edin. 1000 tane sandal içinde bizim şimdi bu sandalın batma ihtimali kaçtır? 360 binde 1. Vehmin ihtimali kaçtır? %1'dir. %1 değil. 360 binde 1'den 360 bin bölü 1 ihtimalden korkan diyor, alim diyor, insan değildir diyor. Ve tamam. Şimdi arkadaşlar vehim, yani vesvese, ha vesvese varı yok eder. Katlidir. İmanın yok der. İmanlıya. Abdestliye der ki abdest yok. Vehim ise yoku var eden düşünceler. Sen böyle baktın. Sen bunu demek istedin. Vehim yoku var ediyor. Ama düşünce. Bunun ihtimali ne kadar? %1. %1 ihtimali değer mi veriyorsun? Şüphe de dimağdaki değeri %2 ile %50'dir. Zan da %50'dir. Ama zan galip olursa bunu toplamı yüzde. Şimdi buraya geçiyoruz. Bunu konuşmuştuk. Yani bir değeri yokmuş. Ama niye vermiş göreceğiz. Şekile döner misin abim? Şekile döndün mü? Şunu bir göstereyim. En alttaki. Ha, ben açabiliyorum. Aferin Hasan. Bir şey. Programda yapamıyorum. Ben çıkmam mı gerekiyor? Açayım mı programı? Aç abim. Aç. Tamam. Güzel. Biraz da ben keyif alayım. Keyif vereyim. Ya bu neymiş ya? Kafaymış bu ya.
Görüyor musun abi? Net mi bilmiyorum, bana biraz buradan, ha buradan net bir şey aldım. Aa, ben içine girdim ya. Arkadaşlar, zanın suizanı var, üstü zanı var, çok konuştuk. Bu zanı tencere koy, ahlakı koy, nazarı koy, niyeti koy, bu dört taneden bunlar çıkıyor. Şimdi bunları görmüştük, fazla ömür bitirmeyelim, bunu geçelim. Zanın böyle bir şekil, bunu da geç. Şimdi hemen ben eyleme geçeyim. Ha? Deftere geçiyorsun abim. 166'yı açar mısın? Veya bana şey yaparsan. Ha. Tamam. Büyüt abim, bunu bitemiyorum. Ha. 166 nerededir? Yok mu? Yok abi. 200, ha orada. 266. Altta. Ha. Aa, tamam. Şimdi ha, bana tamam. Zanın kişinin kendisine dönüktür. İlk önce kendisine zannetmeden başkasına zannedemez. Misal, kendini sevmeyen başkasını sevemez. Kendisiyle barışık olmayan başkasıyla barışık olamaz. Tamam mı? Birisi sorumluysa kendisiyle sorumlu. Bırak onu, o kavgalı zan. Ya bana dalaşıyor. Zavallı işte. Tamam mı? Bak nerede kurtardı seni? O arabada böyle şu akşuk önünü kırıyor, bilmem ne yapıyor. Sen ya, ne yapacaksın? Zavallı, kendisiyle kal. Sana yapmıyor. Seni insan olarak görmüyor. Uydurukçasıyla, felsefe tabiriyle öbje olarak görüyor. Malzeme görüyor. Kedi için mesela, muhabbet kuşuyla balık kafası aynıdır. Sığır için, öküz için, gülle ot aynıdır. Yani bu tür psikolojik sorunları için, ha bir araba ha sen, sana yapmıyor. Çünkü seni tanımıyor. Akraba değilsin, kızmana gerek yok. Çünkü niye? Kendisiyle sorunlu. Kendisiyle kavgalı. Seninle kavgada olmaması beklenilir mi? Sıkıntı. Ha? Sıkıntılı insan sıkıntı yapar. O zaman ne yapacaksın? Mukabele mi edeceğiz? Dur, zavallı olduğunu anlattık diye. Kendini sevmiyor. Kendiyle barışık değil. Kısmen intiharı düşünmüş. Seninle barışmayı düşünüyor mu? Anladın mı? İşim biraz bunlarla meşgul. Fiile bakın, fiil hiç meşgul değil. Bunu niçin yaptı? Benim işim o. Ve çok seviyor. Ustad da diyor ki, aksi gösteren gururun ile, zaafı gösteren kibrin ile kendini halka müdhike yaptın, rezil ettin. Aciz adam ne olur? Gururlu olur. Belediye başkanı çıkıp da jopla, simitçi kovalar mı? Niye? Buna ihtiyacı yok. Yani hava atayım falan. Buna ihtiyaç yok. Ha, demek ki aciz olduğu için kapatmak istiyor onu. Gurur. Zayıf olduğu için kibirlidir. Kibirli adamlar zayıftır. Zayıflığını kapatmak içindir. Güçlü olanlar kibir ihtiyaç duymazlar. Güçlüler buna tenezzül etmez. Zaten güçlüdür. Belediye başkanı kendisini halka göstermek için jop alıp simitçi kovalama ihtiyacı olmaz. Sokakta puzzle'larını açmış, tamam mı? Gitmiş okula, tamam mı? Vücut geliştirme. Dolaşan kimdir? Senelerce bunun ezikliğini yaşamış. Benim babam senin babanı döver. Öyle öyle tipler. Böyle insanlarda üstünü taslamak için şahsiyet kazanmaya çalışan zavallı. Bakın zavallı. Buna ihtiyaç duyuyor. Öküzde de var bu özellik. Hem de daha iyisi var. Ben çifti belemi çekerim diye. Ha? Ben çifti belemi çekerim. Ha, çiftlerce öküz, öküz yani. Yani buna ihtiyaç duymaz kardeş. Kamil insan kendisiyle barışıktır, doyumludur, uyumludur, seninle de uyumlu. Mesela bizim meslekten söyleyeyim, öyle arkadaşlarımız var içimizde de, onu bunu tenkit eden, onu bunu eleştiren, kendine yatırım yapmıyor, meşgul olmuyor, kitap okumuyor, tefekkür etmiyor, içindeki o kaosu, eksikliği, öyle oturuyorsun, öyle bakıyorsun,
Öyle konuştun, böyle yaptın, böyle gittin, böyle ders yaptın. İşi bu. Kimileri üretir, kimileri ürettiğini tenkit eder. Üretken değildir. Üretmeyenler tenkit etmek zorundadırlar. Bir daha. Kimileri ömrünü üretmeyle geçerler, kimileri de onun arkasına gidip onu tenkit etmekle geçerler. Ona ne yapacaksın? Allah şifa versin. Şimdi, zan kişinin kendisine dönüktür. Yani içsel aleminde sistemin adıdır. O kadar mükemmel bir sistem ki, o kadar mükemmel bir sistem ki, bak, zan olmasa sende vehim olmaz. Sende şüphe olmaz. Sende şüphe olmaz. Peki, bunlar sana ne yapıyor? Zan olduğu için, zan olduğu için ciddi oluyorsun. Lakaytlığı atıyorsun. Ya aman! Aldırışı ortadan kaldırıyor. Ondan sonra tahunu def eder. Tahun? Korkaklığı. Sonra tahariye dairdir. Araştırma. Bunları ortaya çıkarıyor. Hemen acele edeyim. Nasıl gidiyor? Şimdi dayanamayacağım. Bunu bir geri alır mısın abi? Sayfa nerede biliyor musun? 22. defter 128. sayfa. Bak abiler. Allahu Ekber. Zanları vasata getiren bu çok acayip. 1,5-2 sene verdim bu zan. Ne olur yani benimle alakası yok. Allah'ın ikramı, istifade heyecanımı istifade edin. Bunu duymadınız daha önce. Ya bir şeyler dedik zannın işte şöyle yaparsan böyle yaparsan ama zan gene gelmiyor vasata. Ne yaparsam tamam da gelmiyor, getiremiyor. Oradan vurdum, çekiç vurdum, yok. Zanımız var ya, zan şu. Böyle baktın, böyle gittin, hanımına, eşine, hayata uygulayacağım ben bu dersi. Ben kendine, ben adam değilim. Ben demiş olmam, ben zaten böyle. Beni böyle kabul et ya. Zan. Allah seni kendini böyle kabul et demiyor. Vel kazimine vayze vel afinanin nas. Gayzinizi yutun, insanları affedin. Ama beni, ben böyle kabul... Allah diyor ki değiş diyor. Sen diyorsun ki ben değişemem. Değişemeyeceğim bir şey Allah der mi? Demez yani. Kendine zulmediyorsun, ihanet ediyorsun, yanlışlık yapıyorsun kendine. Bana demiyorum ya. Niye? Zandasın. Zanı nasıl yapacaksın? Nasıl ortadan kaldırıyor? Şuunat-ı zatiye ile. Yeni Allah'ın ikramı bu. Ne? Şefkat. Koy tencereye. Muhabbet. Koy tencereye. Şefk. Koy tencereye. Şefk. Sevk. Şefk. Lezzet. Memnuniyet. İftihar. Bunları koyarsan tencereye karıştırırsan zanı vasata getiriyor. Şefkatsiz insan zandadır. Muhabbetsiz insan zandadır. Şefk olacak. Ha, şefk burada. Sevk. Yani çekiliyorum bir yere doğru, itiliyorum. Şefk, coşuyorum. İtilmiyorum ama, birisi beni çekmiyor ama patlıyorum yani. Şefk, lezzet, içsel alem. Mesela baklava yediniz, affedersin cinsellik de öyle, şak diye gidiyor. İman lezzeti ise çık buradan, gene devam ediyor. Bir hafta devam ediyor. İmana bakın. Tefekkür de öyle. İmanı bu dersi tekrar aktif etmek istiyor musunuz? Yani şey yap, online yap, yani yenile, he? Öyle mi? Tefekkürle yeniliyorsun. Tefekkürle. Bakidir ulvi lezzet. Ha, lezzet bu işte. Memnuniyet, Allah'tan memnun ol. Allah'tan memnun ol. Yani Allah'ı şikayet etme, çaktırmadan. Sana verdiği, tayin ettiği hayata memnun ol. İnan. Allah ile kavga etme. Allah ile insanlar kavgalı. Allah'ın rububiyetini tenkit ediyor. Allah'ın kainattaki icraatını tenkit ediyor. Mesela tövbe, tövbe, tövbe. Söylemekten de Allah'ım affet beni. Cenazeye gittim ama defoldum gitti. Kaçmadım, defoldum. Kadın diyor ki, 14 yaşında mı, 13 yaşında çocuğu gitti. Bu kadar zalimler varken ya Rabbi benim çocuğumu mu buldun diyor. Tövbe estağfurullah. Sana mı soracak? Senin malın mıydı? Senin miydi? Kim o? Allah'a
sorgulayan, Allah ile memnun olmayan, Allah'ın icraatına memnun olacaksın. Bak sana bunu tayin etti. Kadın olmak, erkek olmak, yaşlı olmak, ya ahirete gitmek, gitmemek. O onun işi, senin işin şu, vazifeni yap. Bir ders yaptık, vazifeni yap, vazife ilahiye karışma. İnşallah birkaç bugünlerde girer yerine. Bir de iftihar edebilmek. Hem Allah'ınla iftihar et, hem kendinle. Kendini mükafatlandır. Odada ben yapıyorum kendi kendime. Bir şeyim hakikaten çıktı. Aferin lan sen. Bunu becerdin. Tenkiti de öyle yapıyorum. Ulan eşek gibi adamsın. Bunu niye yaptın lan? Hemen cevap geliyor. Sus lan diyorum. Aynı yani. Öyle yap. Ama mükafatı da yapıyorum. Hak ettin lan. Kalk lan bir kahve yap. Kendini bir kahve çek. Yani iftihar etti. Şimdi bu zannı vasata getiriyor. Şefkatli insan zannı vasattadır. Şuna. Çok tuhaf bu. İnsanın zanlarını ortadan kaldırma sırası bunlardır. Bir insanın iftiharı giderse zan biraz oynar. Böyle böyle en son zanı ortadan kaldıran, şey yapan, aktif eden, dehşeti sırtlan yapan şefkat azlığıdır. Merhametsiz kadın, şefkatsiz çocuğunu terk edip yuvayı Facebook'lardan şunla bunu tanıştığı yere giden alçak çukur adam karısının maaşıyla sefahati girip evi terk edip geldiği zaman zulmeden aşağılık çukur insan, alçak demiyorum çukur insan, şefkatsiz olduğu için onlar gömülmüştür hapishane, zandadırlar. En son zan şefkatle kalkar. Bu sıra en şey, mesela çocuğu ne yaparsa yapsın zan yoktur. Çünkü anne şefkatlidir. Ne yaparsa yapsın senin çocuğun muhabbetin, şey, zanın pek azdır. Baba muhabbettedir. Sokaktaki çocuğa bir sürü zan yaparsın, öyle şey herifler be. Şunlara bak ya, yaptıklarına falan sokak çocuğunu bağırıyorsun. Kendi çocuğun 10 katı yapsa, ya niye yaptın lan oğlum be? Ben şey herif diyordum, muhabbet az oldu. Tamam mı abiler? Yani şefkatli insanlar aynı zamanda çok asabi olurlar. Asabi oldukları için şefkatli olurlar. Çünkü yaptığı tahribatı Allah tamir etsin diye şefkati fazla verirler. Onun için şefkatli insanlardan bir şey istediğiniz zaman çok alırsınız. Yere bakan, yürek yakan, öyle sabırlı, sessiz insanlarda pek merhamet olmaz. Çünkü o zaten tahrip etmiyor ki tamir özelliği işlesin. Biraz öfkeli insan yaptığı tahribatı tamir etmek için şefkati fazla olur. Tuhaf değil mi? Sistem. Şimdi kendinizi seyrediyorsunuz ama ondan zevk alıyorsunuz. Niye keyif alıyorsunuz biliyor musun? Kendinizi seyrediyorsunuz. Ben de keyif alıyorum. Abiciğim bir şey söylemek isterim ben. Söyle abi. Çok çabuk söyleyeyim. Siz herhalde hızlısınız. Çok çünkü çok anlatacağım. Evet, evet. Abi pusulayı biraz sağ tarafa çevirdiğiniz zaman -1, -2, -3 gider. Biraz sola çevirdiğiniz zaman +1, +2, 0 tam hedefinizdir. Gitmek istediğiniz yerdir. Kıbledir, merkezdir. Şimdi burada 0 tek zansız Allah'tır değil mi abi? Evet. Yani kıble zansız bilen Allah. Evet. Pusulayı o zaman Allah'a çevirdiğimiz zaman, Allah'ın şuurunatıyla hareket ettiğimiz zaman tek zansıza aslında bir şekilde ulaşmış mı olacak? Evet. Peygamber bile zansız değil. Ahirette bile zan var. Yani mertebelendiriyor. Zan öyle bir şey ki gafurun, Allah kimsenin başına vermesin, intihar ettiren, dünyanı cehenneme çeviren o. Ben sana bir suizan ettim mi, ne olursa ol, cehennemim sebebisin. Ben de bir sevdim mi seni, cennetim oluyoruz. Yani en merkezde Allah koyarsak, Allah'ı bir sevdin mi? Artık ona doyulmazmış. Ne aşa, ne işe, ne eşe benziyor. Allah aşkı, Allah zevki, şey lezzeti diyorlar. Adam meczup oluyor işte. Nasıl oluyor ya Allah? Nasıl oluyor? Şimdi bazılar ortadadır da seviyoruz. Mesela bazıları ortada değil, seviyoruz. Mesela enaniyeti seviyorsam ortada değil. Değil mi?
Enaniyet ortada mı? Gurur ortada mı? Ortada değil. Allah da böyle bir şey. Ve yalnız Allah da şu, bir bunlardan farklı şu. Sevdikçe sarmalıyor seni. Öyle seni seviyor ki artık Allah'ın böyle bu sevgisine nail olduğunu, Allah'ın Allah'ı kaybetmek korkusu başlıyor, cehennem yok oluyor bu sefer. Cehennem korkusu oradan kalkıyor. Allah sevgisi az oldukça cehennem korkusu çok olur. Ama diyeceksin ki Allah sevgisi çok olunca cehennem korkusu olur. Şöyle bir şey, hayır. Nasıl biliyor musun? O bir mertebe. Şimdi cehennemden akıl korkar. Şeyse, ruhse cehennemi değil. Allah'ı kaybetmek, Allah'ı kaybetmek korkusu enedir. Enededir. Sırayla gidersek o var mı burada? Yukarıdan aşağı var mı o acaba? Ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Yaz Hasan. Bir tane şarkı yazdım. O Özkü'de dinlerdik mektepteyken de aslardım. Yaz dostum diyordu ya. Ver kalemi de ver kalemi. O adam yazdı değil mi? Barışmacı. Şimdi ben bunu silgi nerede? Otomatik alabilirsin. Yok. Tamam. Şimdi yazacağım. Ya deli Hasan'a bakmayın ya. Ene, ruh, kalp, vicdan, vicdan, dima, nefis. Bak arkadaşlar, kim nereden korkuyor? Bu akşam da göreceksiniz. Ben ne demek istiyorum? Allah ne kadar hoşmuş ya. Allah'ınla gurur duyacaksın. Ene, Allah'ı kaybetmekten korkar. Şimdi Allah görüyor değil mi? Şu anda size ve bana şahit mi Allah? Ben bunu da hep söylettiren de o. Allah kaybetmekten korkar. Ruh nerede korkar? Osman? Adem'den. Adem'e silgim nerede? Adem'e düşmekten korkar. Kalp nerede korkar? Cehenneme düşmekten. Cehenneme düşmekten korkar. Vicdan nerede korkar? Peki, ben şey yapayım. Ölüm korkusu bundan. Doldurun. Bu neydi? He? Yani kalp ve vicdan genelde beraber kullanıyoruz da. Hani ayırmıyoruz tamam mı? Ne olabilir? Ne kalpı? Günah. Bu psikoloji sorunlar. Onu da ben doldurayım. Sorunlardan korku. İmanı kaybetmek. Günah işlemekten mi? Şeytandan. İmansız kabre girmekten mi? İmansız kaybetmek. Evet. Peki. İman nerede? İman nerede iman? İman kalpte. Bak. İmanı kaybetmekten vicdanda cehennem olur. Çünkü ustad vicdana cehennem diyor. Hmm.
Cehenneme. Şimdi ölüm korkusu kimin? Nefissiz. Bırak kim ölecekse o korkusu. Sen ölmeyeceksin ki. Seninle ne alakası var? Oraya da geliyor mu? Geliyor. Oo çok güzel. Ona sevindim vallahi. Ölüm korkusu hali kimedir? Nefsedir abi. Ha? Nefsedir. Bırak korksun adam. Niye kendine sahipleniyorsun? Bütün hasta psikoloji sorunların sebebi şu. İç, her şeyle benim. Sen sensin, sen de, ben de benim. Adam diyor ki, ulan burada bir farklılık hep benim. Ha, işte belayı buldu. İçinde geçenleri ben zannediyorsa işte bela bu. Bela, bela daha ne bela? İçinde geçenler benimse, benden kaynak, benim ya, farklı bir şey değil. Dediğin anda bela bu. Yani odunda, dumanda yok mu, nurda yok mu? Şey, suda H2O, hidrojen oksijen, yakan yanıcı falan yok mu? Zıtlar yok mu? Arkadaşlar, içinizden geçenler benimdir dersen bu dünyada yaşayamaz. Yaşayamaz. Ya. Ona ne yapmışlardı biliyor musun? Lise 1'e giderken, Rüsal okuyor. Yarım saat gitmişiz. Ayrılmışız evden, yürümüşüz, E5'e çıkmışız. Biraz güleceksiniz ama maalesef. O alçak beni böyle yapmıştı. İntikamımı böyle alıyorum işte. Dedi ki, geri dön. Evine bas. Sabaha okula gideceğim. Son kata çık. Çatı var ya çatı. Çatının o son merdiveni var son. Çatı. Oraya 3 defa sağ ayağına basmasa kafirsin. Gülüm dedi mi? Sizde bunun değişi değil ama. Ve koşarak gidiyor. Benim imanım merdivene basmak. Sizin de imanınız o kadar şeylere dayandırmış ki. Şöyle yaparsan imanın gider. Şunu göndermesen peygamber şefkatiyim. Atın çöp. Gidiyordum. Oldu mu? Oldu. Şimdi imanım var. O yüzden kendini şahsettim. Şimdi Hasan abi. Ben zaten bahsettim. Şimdi ne diyorsun abi? Şimdi abi. Öyle gelmiyor ki geri zekalı. Gelse. Bu kadar olsa. Çakarım onu. Tabii. 90 kilo güreşin karşısına 20 kilo gelse. Herkes yaşına göre geliyor. Konumuna göre geliyor. Şimdi biz böyle gelmiyor. Mesela bana namazda gel, şey yapmaz. Namazı 5 dakika sonra kıl demez. Yani 5 dakika sonra kalk yataktan demez. O kadar geri zekalı değil ya. Herkesi konumuna gelir. Bize başka şeyden geliyor. Ha? Şimdi öyle basın. Bir de konum vursak bari. Şimdi bakıyorum. Sonra acıyorum. Ve şefkatim ve bu insanlara yardım etmek için elimden geleni kendim yırtıyorum. O sırtlandan kurtarayım. O şefkatimden dolayı. Hani bu yani buna benziyor. Hele kadınlar dünyası var ya, hissidir. Erkekler daha çok akılla hareket ediyor. Yani o kadar sıkıntılı ki iç aleminde. O iç aleminin bir gezsen var ya, sana çıkarttığı, sana söylediği kelamlar miskamber. O Mekke'ye benzer. Öp de başına koy. İçeride öyle bir kaos var ki, en güzelini seçmiş sana söylemiş onu. Onun için şefkat et. Ben bağırıp çağırmayla kimsenin düzeldiğini görmedim. Allah bile bağırdı, yani Lut kavmi, Semud kavmi düzelmedi ki, gitti dibe doğru. Allah peygamberine diyor ki Celle Celaluhu meale, eğer sert davransaydın, yanında kimseyi görmezdi. Allah bile yumuşak davran. Küfür ediyorlar Allah, tövbe. Hakaret ediyorlar, Allah bir şey yok. Hepsinin rızkını veriyor. Veriyor. Vallahi ben olsam oraya, o böyle ezer. Allah işte. O Allah'tır tabii. Biz insanız. Tamam mı abiler? Bu çok acayip. Ha, Allah'ı kaybetme korkusu cehennem korkusuna benzer mi? Emrebisi bunu duysan, bu dersesi bunun için gelsen. Ölüm korkusu. Kimmiş abi? Küllün nefsin zâikatul mevt. Yani mevten nefis korkar abi. Tamam mı? Bak bu ondan ölüm korkusu nefsindir. Nefis. Peki ölüm korkusu nefis korkuyor, sen diyorsun ki o ben korkuyor. Ya o korkuyor.
Niye sana yutturdu ya? Aslında çoğu kişi işte yutuyor yani. Hepimiz yutuyorduk. Yuttuğumuz için. Evet. Ya ölüm korkusu bizimle alakası yok, nefse alakası yok. Ama çok acayip. Nefes istiyor, ben istiyorum diyor. Yatma isteyen o, çok yemek isteyen o, o cinsellik şey yapan o, hep o adam. Ben istiyorum diyorsun, karıştırma. Televizyon ister, YouTube'a gir, televizyona gir. Ya şu kanal, biraz sonra çıkarsın. Diyen o ya. Ya şimdi geç şeye. Bir şey sormuştunuz abi. Allah'a demiştiniz ki birinciyle Allah'ı kaybetme korkusuyla cehennem korkusu birbirine benzer mi? Diye bir şey sordunuz. ama arkasını ben bekledim o. Ha bak şimdi. Abi geçti o silindi değil mi? Nerede o? O bak. Allah'ı kaybetme korkusu cehenneme girme korkusuna da benzemez. O hiçbir şey değil ki cehennem. Çünkü cehennem taşeron şirkettir. Cehennemin cehennemi var. Cehennem bir taşeron şirkettir. Kime çalışıyor? Adem'e çalışıyor. Adem'e Adem. Adem'de ateş mateş yok. Azap mazap yok. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama çok iyi biliyoruz ki cehennem Adem'e çalışıyor. Onu bilmiyoruz. Ondan beterdir Allah'ı kaybetmek. Ha Allah korku değil o. Tövbe onu sil. İyi ki şey yaptım. Korku değil bu. Havf. Şunu da o zaman sileyim. Sağda da var. Ha. Doğru. Korkmak başka, haf başka. Ama Türkçe'ye çevirsin Arapça da öyle. Değil. Yani kardeşim Allah'ı kaybetmek cehenneme mi benziyor? O zaman ehli mütefekkir, yani bir nur talebesinin, ben nurculardan konuşuyorum, derine kaçmıyorum. Ama mütefekkir, nurcuların cenneti, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak olmalı. Rıza ilahi. Bizim cehennemimiz, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek. Bizim cehennemimiz o. Allah'ı kaybetmek. Cehennemin cehennemi bu. Allah'ı kaybettin mi? Ne kaybettin ki? Bilmiyorum. Bir şey kalmadı ki. Orada film kopuyor yani. Evet. Cehennem gene vücuttur. Cehennem vücut dairesi. Bak, cehennemde yukarı daha 2-3 tane de makam var. Evet. Peki, şeye geçiyoruz. 266. Ya o biraz önce defter 128'de ha. Yani zanın en az olduğu şefkattır. Şefkat insanlarda zan biraz böyle fevran eder ama zan aşağı düşer. En kontrol edebilen şefkat. Sonra muhabbet. Muhabbet bu kainatın bir sebebi, bir vücududur. Muhabbet oldu mu bir adamda? Bak muhabbet oldu mu? O kızın adamın eğer muhabbetin olursa yüz kusur dayası gözükmez. Eğer muhabbetin yoksa, o çirkin gözüklerine var ya itirazı sevmedin. Bir kere sevmedin mi? O sevmeme sebepleri bahanedir. Kendisi değildir. Ben seni sevmemeye karar verdim. 100 tane sebep. Ben seni sevmeye karar verdim. O kusurlar bile miskamberdir. Adam diyor ki, ona dedim, amcamla Ali Rıza. Bogina'dayız. Bogina deresini alabalığa çıktık gece. Sabah ezanı na yakın Bogina'dan iniyoruz tamam mı? Alabalık'tan. Kıkırık ötüyor. Ulan dedim, sabah namazı oldu dedim ya. Sabah horoz ötüyor. İlilerde vardı beraber çıkmıştık. Mehmet de oradadır zannediyorum. 3-4 kişi var. Bir tanesi böyle yaptı. O horoz sesi değil dedi. Ulan dedim, buradan sonra horoz sesi geldi. Değil dedi. Nedir? O dedi, sevgilimin köyüne inen melaikedir dedi. O bağırıyor dedi. Melektir o dedi. Yani sevdiğin zaman horoz melek oluyor. Anladın mı? Birisi böyle kafayı takmış oradaki birisine. Oradaki horoz sesi bile melek sesiymiş.
Ha, niçin anlattım? Sen birisini sevmeye karar verdin mi? Horoz sesi melek sesi olur. Sevmemeye karar verdin mi? Melek sesi horoz sesi neydi? Bize elde var sana. Maalesef. Abi karar vermek değil de adama hakikaten böyle bazı insana kanı kaynamıyor. Konuşmalarından hani dinden uzak bir insan. Sebebi ruhu itiyor. Yani o sevmemek o ayrı. Şimdi vücudun ruhunuz itiyorsa zorlamayın. Mizacı çok değil. Ha tabi. Beşeri münasebetleri yapın. Ben şunu kastediyorum yani eşini, çocuğunu, dava arkadaşını, hizmet edeni, kalkmış adam bunu yapabilir. Sen kalkmış da tarikatını nasıl tenkit ediyorsun? Cübbeliği nasıl tenkit ediyorsun? Ne ediyorsun? Ehli bidâ olan mesela, tamam et, onlar kalmadı. Acayip bir şey ya. Bizde bir şey var, benim hep temelanım bu, oraya gir. Ya Müslümanlarda birisi bir şey yaptı mı, bir şey öne çıktı mı, hep kafasını ezmek adetimizdir. Ya yapmasına müsaade etmeyiz. Ölmemiz gerekirken. Birisi bir şey mi yaptı? Birisi bir geliştirdi mi bir şey? Yani zannı mı anlamaya bir şey gelişti mesela. Ya Allah razı olsun ya. Bir iki kelamda farklı öğrendim. Değil mi? Ya nereden çıktı? Olur mu ya böyle şey? Hemen o güzelliği eziyoruz yani. Kafasını koparıyoruz. Geliştirmiyoruz. Hevesini de kırıyoruz. Yanlıştır. Tamam yanlıştır tabii. Ama doğruyu bulmak içindir. Da. Bir başkası gelir doğruyu budur der. Doğru ya. Ya bir yanlış yapmasına fırsat ver ya. Çocuğa yanlış yapmasına fırsat verin. Kişi Allah var der, başkası yok der. Değil mi? Bazıları öyle. Allah var diyoruz elhamdülillah. Bazıları yok der. Niye diyor? Birini birine varlığını hissettirdiği gibi yokluğunu da ona hissettiren yine Allah'tır. Var dettiren de Allah'tır. Yok dettiren de O'dur. Yani niye? Var olduğu halde onun zannına göre yokmuş gibi hissettiren yine Allah'tır. Anladım. Zannından dolayı. Enayine zenni abdibi. Bu çok ağır. Ağır. Enayine zenni abdibi var ya, kulumun zannına göreyim. Adam Allah'a yoktur diyor. Bu sefer o Allah yok hissini veriyor. Var diyorsun sen. Şimdi içim böyle bir tuhaf oldu. Ne? Allah var biraz bir garip hissettim. Ha? O zaman yukarı çıkar. O adamın kurtuluşu yok mu yani? Bitti mi yani? Yok bitmedi. Yok bitmedi. Eğer Esselatu ve selamu aleyk Sela sokulmayana kadar dönme var. Son şey de mi oluyor? Eğer gitmişse, ölmüşse tamam. Hiç... Allah sonsuz olduğu için de cezası da sonsuz oluyor değil mi? Evet. Mesela bazılar şöyle soruyor. 60 senelik hayat. Allah niye sonsuz ceza versin? 60 sene ceza çeksin. Bak şimdi. Allah sonsuz mu? O 7 tane cevabı var. İşaret edeceğiz de ben 2 tanesini cevap vereceğim. Bu mevzuyla alakalı. Allah sonsuz değil mi? Reddedilen Allah mıdır? Kabul edilen Allah mıdır? Ha, kabul edilen ve reddedilen Allah neyse ona göre mükafattır. Sonsuz olan Allah'a reddetmenin cezası sonsuz cehennemdir. Sonsuz reddedilmek. Sonsuz reddedilmektir. Sonsuzu kabul etmenin bedeli sonsuz kabul edilmektir. Kabul etmenin bedeli kabul edilmektir. 2. Allah'a kabul eden, reddeden ruhtur. Ruh da zaman ve mekan arkasındadır. Reddeden ve kabul eden ruh olduğu için ruha göre mükafat ve cezadır. Ruh da sonsuzdur. Onun da mükafatı da cezası da sonsuzdur. Korktun değil mi? Kork. Ama haf etme. İçinde ümit olan korkuya haf denilir. Yani ümit ve reca, korku ve ümit. İçinde ümit varsa o korku haftır. Korkuyoruz ama çok ümitliyiz. Dünyada cenneti söyleyeyim size, zannın arkası. Bir insan Allah'ından ve ahiretinden ümitli ise o insan fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti gir diyor. Avamın, İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle diyor. Avamın diyor, beklediği cenneti vefat edince girecek oraya. Havas şimdi girdi, havas. Protonla elektronla arasında o açtı. Evet, bak bir daha söylüyor. Allah ile ve ahirette ümitli var ya, ümitli yaşamak. O kapıyı açar mısın abi? Biraz sıcak oldu. Açın onu, aç. Tam aç. Aç abi, eğer cereyan vuruyorsa hemen yer değiştir, gel. Şimdi daha söylüyor.
Allah ile ölüm geldi, akrabanız öldü, düşünüyoruz. Mezara gömüyorsun da. Yani etkilenmiyor mu insan, kendisini koyuyor? Bir şey geldiği zaman, ahiret, imansızlık, cehennem, hiç düşünmeyin de sakın ha. Yani o tür şeylerde Allah ile, mesela kabir, hemen gördüğünüz zaman, korktuğunuz zaman kafanızı kaldırın. Rahmet ilahi düşünün. Yoksa boğar sizi, öldürür sizi. Sakın ha sakın. İmansız ne demektir? İmansız giren ne olur? Ben imansız girersem ne olur? Sakın düşünmeyesiniz. Psikolojinizi çökertir. O gırdaptır. Şeytan oraya sokar. Ha, böyle şeyler olduğu zaman Allah'ın rahmetine şey yapacaksın. İçinde ümit var. Dünyada ahiret, Allah ile ahirette ümitli misin? Ümidi var mı? Ha, cennettesin. O derece. Şahsen cemaatin yok. Sebabın, günahın sana etse işte durumun zor. Ama bir cemaate, istikametli bir cemaate dahilsen sebabın artı cemaatin şahs-ı manevisinin küllisi. Görüyor musun? Yani şahs-ı manevinin küllisi. Sonra içinde ümit olan korku haf, içinde ümit olmayan korku korkudur. Bir daha, içinde ümit olmayan korku, korku nedir? Allahsız düşünmek. Şöyle, böyle geçin, böyle geçin. Şöyle, gençler. Buraya geçin. Çabuk gel. Hadi sen yok, sen otur. Emre otur. Vesveseden, vesvese edersen, vesveseden kurtulursun. Ezberlersin. Tamam mı abi? Şüpheden şüphe edersen, şüpheden kurtulursun. Hani var ya vesvese geliyor değil mi? Lan niye vesveseden vesvese etmiyorsun? Bir de vesvese demiyorum. Bu vesvese de niye demiyorsun vesveseye? Vesvese geldiği zaman vesvese et ondan. Vesvese nedir biliyor musun? Bunu kedi köpeğe çağırılır ya kuşlara. Kedi mi çağırıyor? Aynı böyle bir adam. Vesvese geldi. Vesvese et ondan. Vesvesedir de. Bazen bana hiç gelmiyor da vesvese ediyorum. Niye bana gelmiyor? Ciddi diyorum ya. Ya niye beni rahatsız etmiyor? Adam daha çok nereden diyorum biliyor musun? Ulan kalktım şimdi. Ulan abdestin var mı yok mu şimdi ya. Ulan bir vesvese gelse de almasam. Vesvese geldiği zaman almıyorum abdesti ya. Ulan bakıyorum ki gelmiyor. O zaman diyorum ulan neredesin ya? Çünkü soğuk taşın abdesti alacağım. Vesvese ettiğim anda vahdesi yok diye alıyorum. Almıyorum. Vesvese gelmeyince ha şeytan musallat olmamış. E buraya arı gelmemiş. Demek ki çiçek yok. E burada pislik olsa sinek gelir. Bazıları tuvalete koku koyuyor. Ben de gittiğim evlerde diyorum ki korkuyu çekip koparıyor. Ne yaptın? Kadınlara vesaire diyorum. Ev, o tuvalete koku koyma. Aldatma bunu. Temizle orayı. Allah bunu onun için verdi. Temizle. Aldatma bunu. Buraya çiçek koyun, camı açın, arı gelir. Pislik koyun, aç canı, camı sinek gelir. Ha? E şimdi vesvese nereye gelir? İmana ve amele. Al gavura gider mi vesvese? Ulan gavur, Alman. He oradan da alın, gavur. Sen imanın yok lan, ne yapacaksın ahirette? Der mi? Demiyor sen. Derse gider iman eder ya. Ulan imansızlık ne kadar kötüdür biliyor musun falan oradan da alıyor dese. Gider iman eder. Hep ona rahatlık verir. Namaza başlamadınız, geceniz çok nettir ha, rahatsınız. Namaza başlayanlar ilk hafta rüyaları çok kötüdür. Aşağıya atılıyorsun, kuyuya atılıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Şeytan gösteriyor ki vazgeç şu namazdan diye. Namaza başlayınca güzel rüyalar görmezsiniz. Rüya görmeyenler ondan ne oluyor? Onları Allah'a emanet ettik. Tamam, şimdi bunu geç. Sayfa 266'yı açıyorum. Ha. Şimdi çok güzel, keyif veriyor bize. Zanın kişinin kendisine dönüktür. Yani içsel aleminde sistemin adıdır. Bu harici çıkarsa ya üstü zandır ya da suizan olarak dışarı çıkar. Acele etmiyorum ki ezmeyin diye, tamam mı?
Yani acelem yok. Dikkat ederseniz peyderpey çıkarıyor. Daha belki de bir 10 tane daha var zan hakkında. Unutturacağım size tekrar. Belki de haftaya eğer buradaysa ki. Burada mıyım? Osman yaşıyorsam. Burada. Ha buradayız. İnşallah yapabilirsem süret veya sima. Yine böyle yapacağım. Ondan sonra oraya oturacağım. Başka birkaç ders yapacağız. Geçen hafta değil, önceki hafta mıydı? Allah'ın ispa şeyi. Allah çok işleri bir anda nasıl yapıyordu? 5 tane misal. Çok harikaydı. Kaçıranlar kaçırmıştır. Abi iki izan arasında bir zan acaba ne anlam ifade edecek diye düşünüyorum ben. Nasıl yani? Suizanlar değil. Hayır. Ha iki izan. Geçtiğimiz pazar günü dersi yaptık. İzan. Bu pazar günü de izan. Cumartesi günü arada bu zan. Yani neden acaba? İki izanın arasında bu zan. Allah-u Teala size ne zamandır yapmıyoruz abi zan. Ne oldu? Hı. Daha önce şey yapmıştık değil mi? Şey, izan yaptık. Geçen hafta izan yaptık. İzan. Bu hafta izan. İzana devam edeceğiz ya. Ha. Yani geçen hafta izan. Yarın pazar değil mi? Evet. Yarın da izan. Boş. Bugün zan. İzanla zanın ne ilişkisi var acaba? Ha. Var bir şey, var bir şey ya. Biz pazar günü şey yapıyoruz da. Boşuna heveslenmeyin. 4 saat lazım. Herkes zaten şey yapıyoruz. İçsel alemimizden dimağımızı nasıl zanlar oluşuyor? Kafada 7 tane mertebe var. Tamam mı? 7 tane. Göstereyim ya. O şeyi açar mısın abi? Şekli. Üşenmiyorum ha. Şey. Dur bakayım ben şey yapıyorum. Dur abim dur. Tamam işte o. Bu. Dur şuna. İki sefer. Tamam. Bak şimdi. Şu dimağın bu kafadır ya. Görüyor musunuz kafa? Saçı burnu. Kafanın içinde bunlar var abiler. Şekillerin olduğu yer, düşüncelerin olduğu yer, aklın, felsefe diyor ki kafanın komplesi akıldır diyor. Görüyor musun ne kadar iflas etti? Felsefe nasıl iflas etti? Acizliğine bak. O felsefeye dayanarak ilaç da veriyorlar. Akıl bir taraf. Kafayı bir tane zannediyor. Bir taraf diyor usta. Evet bir tarafı. Tarafsız. Sonra taakkul var, akıl. Sonra tasdik var, ilim burada. Onlar diyor, ilim zannettikleri diyor, malumdur diyor usta. İlim değildir o. Bilgilerini, bak tasavvur, düşünce var ya düşünce. Düşüncedeki bilgilere ilim diyorlar. Hususi dünyalarında kalıyor. Ha tamam. Aa bak burayı yapmış mı? Bak şu çizgiyi iki hatırlat. Şuraya bakın arkadaşlar, orayı görüyor musunuz? Şurada çizilmiyor. Sarı çizgi. Ha çizilmiş. Şu sarı çizgi var ya abiler. Sarı. Tefekkürün altındaki. Gördünüz mü oradakiler? Görünüyor abi. Görün abi. Yani çok istiyorum anlamanızı. Şu altında tasavvur ve tahayyül var ya. Bunlar kişinin özel dünyasıdır. Yani şu milletin %90'ı sokakta hayalinde ve düşüncelerinde yaşıyorlar. Umumi dünya zannediyorlar. Mesleği de diyor ki hususi dünyaların umumi dünya zannediyor. Umumi dünya nedir? Şu sarıdan sonra vahiy buradan teklif ediliyor, akla teklif ediliyor. Şu sarıdan yukarı olan taakul, tasdik, izan, itizam, itikad vahiyinin muhatap olduğudur. Umumi dünya budur. %90 bu millet umumi dünyada haber yok. Peki umumi dünyaya nasıl gireceğiz? Kafamızı vahiye ne kadar muhatap edersek, vahiye tabi olursak, peygamberin sünnetine, Kur'an'a tabi olursak, yani dili şeri var ya, kitap, sünnet, icma, kıyas, o zaman umumi dünyayı yaşarız. Ondandır ki, bak iyi dinleyin şurayı, şu usisi dünya var ya, tahayyül tasavvur, yani tahayyül bir de yeni gelenler vardır. Hayallerimiz, düşüncelerimiz, hususi dünyasına yaşadığını söyleyeceğim size. Babası gömülüyor, amcası gömülüyor, dayısı gömülüyor, tamam mı? Kardeşi gömülüyor. Tamam lan geleceğim lan. Ne oldu lan? Maç kaç diyor. Maç kaç diyor. Siz hiç şaşırmadınız mı? Akrabanız gömülürken yakınları veya yanındakiler hiç etkilenmeyenler. Niçin etkilenmiyor? Ölüden daha ileri ders var mı? Yok ki. Ölüden daha ileri ibret bir şey yok. Ben anlatıyorum o fiil. Ölüm var demekle ölüyü görmek aynı mı? Niçin etkilenmiyor biliyor musunuz? Hususi dünyasında yaşıyor, hususi dünyasında
hayalinde ve düşüncesinde ölüm yok. Ona astı. Bizimle ne alakası var? Ölüm hakikatini umumi dünyayı yaşayanlarda olur ölüm endişesi. Onun için sefihlerde ölüm şeyi yok. Etkilenme yok. Etkilenme. Çünkü niye? Şu taraf etkilenme olduğu için o iptal olmuş. Dişi adam müdahale ediyor, dişçi. Niye ağrımıyor? Uyuşturulmuş. Bundan sonrası uyuşturulmuş. Umumi dünya. Ha, bir de arkadaşlar, umumi dünyadan haberi olmayan, vahyi muhatap olmayan, vahyi yaşamayan. Yani siz şu anda farkındasınız ki buradasınız. Niye buradasın? Allah var diyorsun. Burada olman. Ahiret var diyorsun. Ben insanım. Bak şu soruya cevaptan dolayı buradasın. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Vazifem nedir? Buna cevap arama adına buradasın. Bak, nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Ben kimim? Vazifem ne? Ha, o zaman umumi dünya yaşıyorsun. Şu anda Allah ve ahiret adına buradasın. Umumi dünyadasın. Ama değil bu dersten. Mesela bazıları şöyle yapar, belki de gelir. Ne anlatıyor ya, herkes geldi. Dün bir yerde dersteydim. Tamam. Anlamıyorum ama biraz çakıyorum tabii biraz. Hani böyle dinliyorum, böyle dinliyorum, böyle dinliyorum, böyle dinliyorum. Sonra böyle dinliyorum, şöyle dinliyorum. Hepsi ehli için, malum için seyrediyorlar. Tamam. Baktım birisi var böyle. Derste hiç alakası yok. Hey sen dedim falan. Sen çekil, sen de çekil, sen de. Derse gel. Derse gel. Öyle. Allah. Gene git giniyor. Biraz sonra dedim, gel giderse. Tamam. Bir tanesi de böyle dağıldı. Oynuyor alıyla. Hey! Ne haber? Bırak onu. Meşgul olma. Tamam. Şimdi o bir şey yapıyor ya. Tabii ki kızar. Şimdi o da tahayyülle tasavvurda mı oluyordu? Evet. Uzaya çıkıyorlar. Şu, ya buradaydı. Bak, o uzakta olan buradaydı. Az ileride halıyla oynayan tasavvurdaydı. Ama o kadar belli ki yani, burada şey tevazu yapmayın, ayağın ayağı. Sizin için de öyle, sokakta namaz kılmayan belli değil mi? Bakın ya. Abi ben de biraz anladım. Mesela Ersan diyor ki, bitse de bir yatsam bakın şu tipi diyor. Zan yaptı, zan yaptı. Zan yaptı, biz kimse bir tanesi. Tamam, yok. Öyle bir şey demedik. Oysa o manayı tefekkür etmekten çöktü. Sen buraya gel otur. Oraya oturmak demek. Çünkü asistan olmak, orayı yönetmek. O ben konuşuyorum ama o yönetmek çok zor. Çünkü bir arıza çıktığı zaman hastanın fırçasını seviyorum sizi ya. Ben dersten çok lezzet alıyorum. Sizden ya. Biz de alıyoruz. Çünkü halet-i rüyeniz şey. İstiyorum ki hepimiz istifade edelim. Bak, umumi dünya ve hususi dünya. Ölçüyü söyledik. Allah'tan haberi yok. Allah ahiret deyince veriyor başkasına. Esselatu ve selamu aleyk. Niye öldüm? Kanser, ben değilim. Niye öldüm? 70 yaş. Ya o doktor senin. Gelmeyecek ya o yaşa. Gelmeyecek ya. Yani umumi dünyaya girmiyor. Ama çok tuhaftır. Çok tuhaftır. Umumi dünyada değil, hususi dünyada olduğu için seninle dalga geçer. İşaret eder. Seninle dalga geçer, sen de görürsün ne zaman. Haberi yok. Ona delil neydi? Mezara görüyorsun, şey giriyor. Adam şey yok. Hiç almıyor. Sen etkileniyorsun da onu niye almıyor? Çünkü sen umumi dünyadasın. Yani umumi derken Allah'ın dünyasındasın. Allah'ın dünyasındasın. Allah'ın dünyasındasın, onda. Allah'ta kopuk olan mezarla alakası olur. Peki. Geçiyoruz sevgili kardeşim. Tamam. Ben size onlarla meşgul etmeyeceğim. Şey, sayfamı ver. 266'yı verdin. Ha, şu. Onu diyecektik ama onu geçirdik. Ya, o adamlar kesette boğulmuş diyebilir miyiz? Keset işte. Değil mi? Ya parada, ya kadında, ya şöhrette.
Acayip bir şey ya. Yani Allah yok dünyasında, ahiret yok. Bir şey yok yani bu. Nasıl bir olabiliyor? Yani hiç yatınca böyle kalbi pat pat etmiyor mu? Hiç almıyor mu? Hiç. Ne bileyim ya. Ölümle karşılaşınca Allah diyorlar abi. Ben öyle boğulan birisini gördüm. Yani mesela bakın bir tanesi var. Bugün de. 17 mi 19 mu? Kanser teşhisi koymuş. Hem de çok ilginç yani. Pankreas. Hani o yaşta olur mu? Olmuyor. Oluyormuş. Ölümün yaşı olmadığına inanıyorum artık. Eskiden. İlkokul yaşı kaç? 7. Askerlik? 20. Kabin yaşı kaç? Belli değil. 0. Yok. Ama ben eskiden hep böyle kurumuş yapraklar düşer zannediyordum ama bazen fırtına geldiği zaman yaprağı değil dalı bile koparıyormuş. Hocam abi de şimdi işte yaşlar sıra sıra gençler ara sıra işte ara sıra buluyor yani. Ama bulunca sen seni buluyor. Ama geçen hafta gittik işte adam trafik kazasına gitti 32-33 yaşına gitti yani ya. İki tane çocuğu var. Biliyor abi bu gelen gidecek sırası. Kafamızda tasavvurumuz var ya tasavvur. Aşağıda yukarı. Hani o şekilde onun için açtım ama bir daha açmayayım. Aç aç şimdi. Aç. Ha, şu var ya şu. Şu, şeytan ya. Fidasını yapıyorum. Boş ver. Aç ya. Bir daha aç. Abi üstüsü dünyada kaldık. Ona hakikaten adam acayip. Şu tasavvur var ya, kafadan hayallerimiz ve düşüncelerimiz. Bunun içerisinde zan oluşuyor. Düşüncelerimizde nasıl oluşuyor? Sistem şöyle arkadaşlar, sistem. O içeride, şu tasavvurlarımızda temelde iki tane bir birim var. Bunun adı emri nisbi, emri itibari. Ezberlemene gerek yok, ben söyleyeceğim nedir. Emri nisbi şu. Büyük bina, küçük bina, beyaz, gri, soğuk, sıcak, sert, yumuşak gibi. Dış dünya logoları yani malzemelerin kıyasla bilmektir. Sığırda bu yoktur. Mesela sığırcı şu gün İstanbul'un en güzel yeri üstad diyor ki neresidir? Çamlıca Tepesi. Şimdi Çamlıca Tepesi'ne gülü koyduk. Bir de otu koyduk. Öküzcü. Bak şu güle bak. Ottan farkı var mı? Ha, dış dünyayı kıyaslayıp almak özelliği insana mahsus. Ona emri nisbi denilir. Böyle bir sistemimiz var. Böyle bir sistem bil yeter. Zaten yapıyoruz. Yaptığınızı söylüyor. Aldık mı abiler içeriye? Kıyasla. Şimdi içeride aynı gördüğümüz gibi değil. Onu keseriz, biçeriz, hayalde yukarı yaparız. Arsayı var değil mi arsa aldım? Arsaya bakarken binayı görüyorsun. Lan bina var mı? Kurdum zaten. Bir çocuk hedefi yoksa ders çalışamaz. Anlamını yitirir okulun. Hedef yok. Yani nedir? O hayal. Şimdi aldık mı abiler dışarıda malzemeleri? Haberleri şunlar bunları aldık. İçeride onu kesiyoruz, biçiriyoruz, çakıyoruz, boyuyoruz, kaynak yapıyoruz, atıyoruz, şekillendiriyoruz. Bunu bu sistemin adı da emri itibar. Tamam mı? Dışarıdan alma özelliğimiz. Bir de içeride alınanla ve alınanın dışında hayal ile kendisi ve içeride de alınanlarla kıyas ederek yeni bir bilimler yapıyor. Mesela bir bina var, bu bina var. İki bina mı var önümde arsada? Kaldırıyorum. Oraya büyük bir gökdelen koydum bak. Heh. Alınanın dışında kendim de imal ediyorum. İşte zan bu iki sistemin arasından çıkıyor. Zan sistemi bundan besleniyor. Zan bundan çıkıyor. O zaman peki ne getireceksin bize? Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünür hayatına vesile olur. Davut Aleyhisselam'ca söyleyeyim. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. İmam-ı Rabbani'ce konuşayım. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yapın. Risale-i Nur'ca konuşayım. Derslere git, Risale-i Nur oku. Zanların vasatı geliyor. Mutlaka derse git. Güzel gören güzel düşünür. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünür, hayatından lezzet alır. Risale-i Nur'ca da bu. Değil mi? Aferin Mehmet. Peki,
Zanlarımız buradan çıkıyor abi. Ne kadar saatimiz oldu? 10 tane. 13 geçiyor. 13 geçiyor. Ne kadar oldu bizim yaptığımız? 1 saat 13 dakika. Peki spor sayfayı bitirip keseyim. 40 dakika daha var abi. Adamı astıracaksın beni. Ha, bu sayfayı inşallah bitirirsen herhalde tamam olur gibi. Bütün nerede? 266 değil mi? Ya ne güzel dersler Allah nasip ediyor ya. Hoşunuza gitmiyor mu ya? Değil mi? Ya Allah hepimizden razı olsun ve ustadımızdan da razı olsun. Allah kendisine kul, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ümmet, ustadı da talebe eylesin, birbirimize de kardeş eylesin. Ya. İhlaslı olunca ne kadar hoş oluyor. Kim yok birbirimizden üstünlüğümüz. Ha? Bu sohbetler devam etsin. Ya. Yani yok birbirimizden üstünlüğümüz. Ya birbirimizi sevmekten daha güzel ne olabilir ki? Başka şey arıyoruz. Ya. Ne kıcakla yapacaksın? Cennette de devam edecek. Edecek. Böyle sohbet edecek miyiz abi işte? Bunun hakikatine geçeceğiz. Sana bir şey söyleyeyim. Unuttum adını. Tevfik. Tevfik. Cennette sana Allah bir makam verdi. Tamam. Ama uçtun gittin, yalnızlaştın. Bizi bıraktın aşağıda, 8'de biz 6'dayız. Şimdi hepimizden uzaklaştın, tek tek tepeye çıktın. Mükafat. Zulüm mü? Ya, o zaman beni dağıtacaksın, bunları dağıtacaksın. Berabersin. Hep berabersin. Sevk. Ben yemeği bile tek sevmiyorum. Sofrayla böyle gördüğüm zaman keyif aldım. Vallahi. Benim kadar da rızkı bol olan az insandır. Ama benim elimde böyle. Yedirmekten kadar lezzet aldığım şey yok. Gerçekten. Aynı. Dersi de böyle onun için. Yok dersi de öyle. Kazandığım ne varsa hep vereyim. Hep istifade etsin ben de edeyim. Böyle ama bu sefer sana da Allah çok veriyor. Adeta Allah ile yarışıyorsun. Cömert. Ben bunları verdikçe Allah da ilmi veriyor. Elimdeki maddeyi verdikçe Allah çok veriyor. Ömrümde madde ve para derdi olmadı bende. Eksilmiyor değil mi abi? Yok böyle bir şey bilmiyorum ki. Abi hakkınızı aradım. Ben 39 yaşındayım. Yani hayatım boyunca çocukluğumdan beri çalıştım. Yani maddi anlamda sıkıntılar yaşadık ama Risale-i Nur'da tanıştıktan sonra abi ne hikmetse yaşasam bile bunu bir türlü yaşayamadım ya. Hep böyle işim gücüm çok şükür rast gitti bir şekilde. Yani insan... En azından işi ters gitse bile şu aleminde şu var. Kanaat. Abi hayatım, ayaklarım kırılmış yok ama dediğiniz gibi kanaat çok başka bir şey oldu. Ya kazan küçüğüm ama hikmeti görün. Hadi bakalım. Emri itibari, emri nispi zanlarımız inşa ediyor. Onu anlattık. Şimdi aşağıya iniyorum. Yok orayı bitirmedik, o cümleyi bitireyim. Ha şurayı. Bana bırak istersen. Bunlar da dimağın ikinci mertebesi olan tasavvurdadır dedik. Zan cehaletle olmaz. Senin hakkında zannediyorum. Emre, zannediyorum cehaletle olmaz. Daha önce bilgim olması lazım. Veya birisi bana giydirdi. Emre böyledir, böyledir, şöyle. Aa Emre sen şöylesin. Zan cehaletle olmaz ama bir geçmiş olması lazım. Malzemeleri kullanır zan. Ya malumatlarını ya da ilmini kullanır zan. Bu da zanların zeminini oluşturur. O zaman zan tasavvurdadır. Bak nerede? Sözler 704'te bu defterin 181. sayfasında çıkardık. Acayip bir şey. İnsana verilen her şey eğitilmeli. Köpek gibi. Seyisler var değil mi? At eğiticileri. Benim bir Nur kardeşimiz var, Nur Talbesi. Ankara Belediyesi'nde köpek eğitmeni. Ya video gönderiyor. Şu bu sıra kesti. Başka şey mi eğitiyor? Ya ön canavar, bak abi diyor, şunu diyor enaniyetli diyor. Yeni geldi diyor, yemek yemiyor falan şey yapıyor diyor. Ya onu hatırladım. Sırtını biz de diyor kale almıyoruz diyor. Bağırıyor, saldırıyor gibi. Sırtımı çevirdim diyor. Ulan beni kale almıyor diyor. Ondan sonra anlaşıyoruz diyor. Düzeliyor. Yani çok acayip bir insana verilen her şey. Niçin söyleyeyim? Köpek eğitiliyor, insan da eğitilir. Zanlar eğitilir. Şehvet eğitiliyor. Öfke eğitilir. Bana söyleyin bir şey eğitilmesin. Öyle doğuştan yok. Eğitilir kardeş. Mesela öfkeni eğitmeyi, zaten iki tane örnek. Meselemiz o değil de. Öfke, abi ben ki öfkeme kontrolü demiyorum.
Bak ben sana iki tane şey söyleyeyim. Baktın karşıdan bir adam, bu bağırdı çağırdı. Hemen şu soruyu sorabilirsen. Bu zat benim mukaddesatıma mı saldırıyor, şahsiyetime? Şahsiyetime, bırak. Hazreti Ali misali. Evet. Peki mukaddesatıma saldırıyor. Diyor ki orayı terk et. Hazreti Ali ne dedi? Hani kılıcını çekiyor ya, suratına tükürüyor. Evet. O adamın kellesini aynen keserken o da kılıcını kınına evet sokup gidiyor. İkinci bakışınız bağırıyor. Allah'ın buluttan bana sop atmayacak. Allah'ın zalim sopası işte. Yani bununla beni dövüyor. Kader Risalesi var ya. Sen hırsızlık yapmadın ama tutukladılar seni. La hırsızlık diye içeri attılar. Diyor ki lan ben bunu yapmadım. Şöyle düşün. Beşer zalim eliyle senin gizli bir katlin var, yaptığın ihanetler var. Onları o bilmiyor. Ha, beşerin zalim eli çünkü seni yapmadığını attı ama Allah'ça bilinen yaptıkların var. Böyle bakarsan kontrol ediyorsun. İnsana verilen her şey eğitilmelidir, eğitilebilir. Zan da eğitmeye muhtaçtır. Eğitilmeyen her his, fikir veya duygu sırtlan gibi, vahşi canavarlar gibi kişi kendi kendini yer bitirir. Şöyle, gafur, sen de ben de bana. Dün gece öyle geçirdim abi. Belki de benim için yaptınız bu dersi. Dün gece öyle mi geçirdin? Öyle geçti. Sana bununla ilgili senin şeyin var, değirmen taşın var, iki tane değirmen taşı. Araya bir şey yapmazsan ne yapıyor? Taşlar birbirini yiyor. Ya çok güzel. Peki onu verelim. Değirmeni bilmeyen var mı? Olsun, ben söyleyeyim. Bunu nereden aldın? Sabit taş, hareketli taş. Taş taşı yer. Ne nacış gider taş. Şimdi buraya tane at, buğday veya mısır. Üçe ayırır. Büyük parçaları en uzağa atar mısırı. Ortaya attığı yer undur. Hemen dibine fırlatamadı, oraya düştü çok toz gibi. Fırlatamıyor merkez kaç gördü. Buna ne deniliyor? Köpek. Hayır. Nişasta. Çocuklara mama yaparlardı anneler. Sütle. Tamam sütle. Bu çocuklara mama yaparlarmış. Bunu ayrı beze sararlarmış. En incesi değil mi? En incesi. Çünkü atamıyor değirmen onu ileriye. Düşüyor. Bak şimdi. Bu taş en dipteki tahayyül. Kafamızda var mı diye. Hayal. Üstündeki tasavvurlarımız. Kendi kendini yiyor insan. Vesvese yapıyor. At içine bir tane ilim. Bir derse gel. İçine derse at. Asay-ı Musa'yı at. Kitap aç oku. Asay-ı Musa. Üç tane şey atar. İlme lekin, aynen lekin, hakka lekin. Mertebeleri taşırız. Bak, kendi kendini niye yiyorsun? Kendi kendine kaldı. Derse gitmedin, kitap okumadın. Gurur yaptın, kibir yaptın. Ne oldu sana? Sen oldun. Hem undan mahrum oldun, hem taş taşı yedi bitirdin. At içine bir, hani diyor ya, at diyor bir seccadeye diyor. Bir saatini seccadeye at diyor. Veya bir derse at kendini. Ya at ya. Taşı içine at. O zaman hem şekillenirsin, eğitilirsin. Aa bak burada. Bak değirmen. Bu alt taş. Bu da üstteki. Devamlı oynak. Boş olursun. Peki bu bir taş. Burada bir taş. Bu da bir taş. Bu da böyle dönüyor. Bu da buradan dönüyor, bu taraftan. Bu da şöyle dönüyor. Yedi tane taş bir içine dönüyor düşünün. Yedi tane kafa. Şanzıman gibi. Şanzıman gibi. Her taştan farklı ses gelir. Tıpta psikolojik hastalıkların temel, hastalıkların adili temel de türevleri değil, yedidir. Bunların ifrat tefritleri var. 14 tane türevi var psikoloji hasta. Ben saydığım için söylüyorum. Eğli söyledi saydım. Yok bilmem ne bu bozukları, yok bipolar bozukları, yok bilmem ne. 14 tane. Bu 7 tanenin ifrat tefriti aslında 21 tanedir. 3 kere ifrat tefrit vasat. Her birinin 3 tane mertebesi vasat sünnet olduğu için almıyor. İfrat bunun tefrit
İflat, tefrit. İflat, tefrit. Hepsinin ifrat, tefrit ortası vasat. Vasat sünnettir, hastalık değil. O zaman her birisinin ikisi hastalıktır. Tefriti de hastalık. Mesela bir şeyi putlaştırmak çok acayip. Yani namazı unutturuyor sana işin. İfrattır. Hiç işe gitmiyorsun. Hiç umrunda değil. Kayınpederlerini geçindiriyor. Hmm. Bu da tefrit. Vasatı nedir? Vazifeni yap. Vazifeyle karışmak doğru. Ve okul da öyle. Putlaştırma, rızkın kaynağı görme ama meşgul ol. Hiç terk etme, tefrit. Neyin tefritidir? Hayali yok ki, hayalinin tefriti. Bu sebeple berbat olmuyor. Yani hayali ve tasavvuru tefritte olan ne okula gider, ne işe gider. Yani tefrit. Artık büyük bir musibet gelse belki uyanır ama nasıl uyanacak? Yani ne yaparsan yap, bezer ya. Tefrittedir. Şimdi gelelim o şeyimize. Her şey eğitilmelidir. Eğer eğitemezsen hayalini, eğer eğitemezsen düşünceni, ikisinden besleniyor ya, sırtlan gibi alttan kapar. Sırtlanlar aşağıdan kapar. Köpekler boğazdan boğar. Sırtlan gibi yer vallahi. Çok acımasızdır. Seni sabah oturtan oydu. Yazık, günah değil mi? E günah ama. Çek babam, çek. Kontrol edilemeyen seni kontrol ediyor demektir. Kontrol edemediniz mi bir şey? O sizi kontrol ediyor. Dolayısıyla bitti mi bu sayfa, daha geçmeyeceğim ama ona göre. Ondan sonra böyle yaparım. Dolayısıyla zanını eğitmezsen, kontrol edemezsen sırttan gibi seni yer bitirir. Eğer kontrol eder, eğitebilirsen sana binek olur. Ne olur peki zan eğitilirse ne olur? Burak olur. Burak, burak. Hani sana uçar gidersin. Uçar gidersin. Bak zan olduğu için ciddiyet, ciddiyete vesiledir. Tahariye dahidir. Dahidir. Tehavunu def eder. Tehavunu lakaytlı atar. Bir tane de var. Teyakkuza sebeptir. Bunları kaldırırsan bu beş tane özelimiz olmaz. Demek ki zanlarımızı vasata getirirsek burak olur. Refrefe nasıl geçeriz abi? O daha üst mertebelerde. Refrefe yukarıda. Bu burak. Burak'ta kalalım şimdi. Nerede kaldım? Binek olur abi. Binek olur. Ha. Seni hem geçmişe zan hem de istikbale taşır. Zanın hem istikbal hem de maziye geçebilir. Oralarda tasavvur edebilir. Mesela geçersin. Oo, 20 sene önceki köye. Geçtin mi abi? 10 sene sonraya da geçersin. Seni bindirip geçiriyor. Zan altında ne var zanın? Zan tek değil. Ne var Osman'ın altında? Zanın altında 3 tane şey vardı. Güzel ahlak. O değil. Güzel ahlak var, niyet nazar var. Bir de ne var? Behi. Şüphe. Zan. Bilgi de. Bunlarla. Yani zan aslında niyetimiz, niyetimiz. Mesela şöyle diyeyim, niyet nedir? Allah'a inkar etmeye niyet etti mi? Hiçbir açık delil onun için delil değildir. Allah'a iman etmeye niyet etti mi? Öyle fazla delile de gerek yok. Bulur birkaç tane ipucu, tamamdır. Onun için tasavvufta iman etti, tasavvufa gitti. Ya tamam teslim oldu, ya Allah'a bismillah diyor. Ya ne yapıyorsun, bir sürü şey var, hiç görmüyor bile. Eğer kontrol eder, eğitebilirsen sana binek olur. Seni hem geçmişe hem de istikbale taşır. Zanın hem istikbal hem de maziye geçebilir. Oralarda tasavvur edebilir. Bir sistemdir. İnsanın vehminin mazi ve müstakbele kanatlarını açtırır. Hatta zan Allah Celle Celaluhu hakkında çok ciddi işlevi var. Allah'a Celle Celaluhu'ya hem sonsuz üstü zan eden hem de suizan eden Allah kaldı. Ver bana. Kapattık mı? Ne yaptık? Bir aşağı. Bir daha kaldı, tamam.
Ha bu kadar. Ha. Ha. Allah'a ne yaparmış? Hem üstü zanneder, hem suizan eder. Yeyse düçar olur. Allah yeyse kim şey yapar? Allah suizan ettiği için düçar olur. Bitiyor arkadaşlar müjde. İstikameti de kaybeder. Zannı bozuk olanın istikameti de bozuk oluyor. Zan acayip bir cehennem ya. Birbirimizi perişan ediyor. Karı kocayı berbat ediyor. Karı kocayı ben hep niye takın? Aile yuvalarınızın sağlam olmasını istiyorum. İnanın ne olur? Zannettiğin zaman karşını al onu. De ki ben şu hareketinden, şu sözünden böyle bir çıkarım yaptım. Doğru mu diye. Çünkü mahkematta diyor ki kelamdan diyor, sizin bizim anlayacağımız kelimeyle söylüyorum. Çıkarımların, anladıkların doğru olup olmadığını ona sorgulat menfi şeylerde. Yapma. Yıkıyor mesut bir aileyi. Yıkıyor ciddi bir dostluğu. Berbat ediyor. Kendini berbat ediyor. Onun için haram olmuş değil mi? Onun için haram olmuş. Zan haramdır. Allah razı olsun. Ayet-i Kerim bunu söyleyeyim de üstü hür adam. Alacağım sorunu. Kur'an-ı Kerim'de zanın azı da çoğu da haramdır. Efendim abi. Zannın altında olanları söylediğiniz bilgi de dahil olmak üzere. Ben genelde zanlarımda hep yanılıyorum. Bu bilmediğimden, cehaletimden mi kaynaklanıyor? Mesela siz burada oturacaksınız zannettim. Karşınıza geçtim, ilk defa o tarafa geçtiniz. Ben de ilk defa bu tarafta oturuyordum. Bu bile, yani bunda bile, zannımda bile yanıldım. Evet. Şimdi yani daha örnekleri geçmişten evet, verebilirim ha, mesela. Şimdi zanı yanılma nedir biliyor musun? Zan bir ortası var dedi, bir ifrat tefriti var. Zanın eğer faturası çıkmışsa, zanın ifratı şeytandandır. Tefriti nefse emmaredendir. Dünya ve ahirette bedeli çıktı mı? Yok. O zaman yanılma yok daha. Sana bilgiden ya, bilgi her zaman burada bildiği için evet, biliyor ya. Evet. Çünkü nedir biliyor musun? Zan, Allah hakkında ve bir Müslüman hakkında suizan etme. Kötüyü yorumlamak sözünü ve hareketini. Oysa onu kastetmiyor. Mesela bir çocuk aynı hareket yapar. Büyük adam yapınca kavga olur. Mesela deli birisi küfür etse, ananı dese gülersin. Kalan. Bir tanesi dese şey yaparsın. Demek ki zan kişiden kişiye değişiyor. Peki zanı nasıl vasata getireceğiz? Bir, şefkat. İki, muhabbet. Üç, sevk. Üç, şefk. Dört, lezzet. Beş, memnuniyet. Altı, iftihar. Onlarla geliyor. Daha getiremezsek şu. Bu tür derslere katıla katıla, tefekkür ede ede, tefekkür ederken... Kendini tanıma resmen. Tabii tabii, tanıma yani. Tamamen kendini. Ne kadar tanırsa. Mesela o bilgiyi, yani mesela onun kim sorduğunu, ben öyle odaklandım yani. Kim sordu diye şey yaptım. Bakayım kim soruyor. Yani mesela içimizden geçen her soruyu, her şeyi kendimize ait değil ya. Ama bu sendin. Bu soran sendin. Mesela bazen bir şey sorarsın, sen değilsin. Yani bir şey. Sorduruyor adam. Şimdi sendin. Mesela bir tanesi dese ki, abi ben hiç iyi değilim. E tamam da, hangi iyi tarafını anladın ben kötüyüm diye? İnsanın bir iyi tarafı yoksa kötüyüm nasıl der? Kötü olduğunu anladı. İyi tarafı yok. Hakikaten kötüyse o delidir. Çünkü deliler kendilerini iyi zanneder. İyiler kendilerini eksik zanneder. İyi değilim. Tamam, iyi değilsin tarafın var. Hangi iyi tarafın var ki iyi değil tarafını tespit ettin? Anladık mı? Evet. Mantığını anladık değil mi? Mesela akıl hastanesine gidip bir tanesi demez ben deliyim. Onun için ben doktoruna sordum oradaki. Burada Nur talebeleri de vardı müzakere etti. Dedim ki sinir hastasıyla deliyi nasıl ayırt ediyorsunuz dedim. Dedi ki hasta dese ki ben hastayım doktor bey. Hastanın kabul et. Ne yapabilirim? Yani benimle meşret ediyorsa bu sinir hastasıdır çıkartıyoruz. Eğer hasta hastalığını bilmiyor. O zaman piyasada o kadar bakırköylük var ki. Hasta, hastalığını bilmiyor. Ya. Son bitireyim de.
Yeis'e düçar ol, Allah'ın suyu zannedince yeis olur. Yeis mani erkemaldır. Ancak Allah'tan ümidini kesenler yeis'e düşer. Zan aynı zamanda istikametine zemin ve vesile olabilir. Zan sistemi, bak bakalım, zan sistemi zemini istikamet için çok mühim bir vazifesi var. Bitti. Zan sistemi insanın istikamette olması için çok önemli. Nereye benzer? Kedinin bıyıklarını kessen. Düz gidemez. Düz gidemez. Yamuk yumuk gider. Yani saplamasını kopartmış kamyon gibi olur. Denemez. Böyle. He? Denemeyelim yani. Evet. Sakın denemeyesin. İnsanın da saçını mavi. İnsanın da saçını mavi. Saçını kesin diyor. Yok. Zanlı. İnsanı istikamete koyan üstü zandır. Suizan devre dişi yapıyor insanı. Yarpa yapıyor. Böyle böyle. Bazı insanları görürsünüz. Ya burada ya burada. Ortada çok az görürsünüz. Allah yardım etsin. Çok zor. Şimdi zanını burada bitiriyorum. İnşallah haftaya başka bir derste buluşmak üzere. Yaşarsak. Amin. Peki. Ama o halet gitti. Zanını deyince. İnşallah başka bir derste. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a kadimleri yetiştirsin. Cenab-ı Hak nesillerimize deccallardan, nemrutlardan, firavuncuklardan hıfz-ı emin eylesin. İslam'a ve Kur'an'a kadimler yetiştirsin. Cenab-ı Hak zannını hüsnü zana döndürüp istikamete koyanlardan eylesin. Cenab-ı Hak onu bunu gıybet ve iftira tenkit hastalığından bizi hıfz-ı emin eylesin. Amin. Kendisiyle meşgul olmayı, kendisiyle rıza olmayı, Allah da kendisiyle bizi meşgul etmeyi nasip eylesin. Amin. Usul ve furularımızdan her kim ahirette göç etmişlerse ki, Allah Resulü diyor ki bu sohbetlere cennetin bir bahçesidir diyor. Bu cennetin bahçesinden hisselerini ziyade eylesin. Amin. Bizim dualarımız gittiği gibi onların dualarını da Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eylesin. Amin. Son nefesimizde Cenab-ı Hak bizi kendisine kul, Peygamber Aleyhisselam'a ümmet, ustadımıza talebe, kardeşlerimize kardeş eylesin. Bakır da vakum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tan selam. Allah'a emanet.